Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hepinize Amerika Birleşik Devletleri'nden sevgilerimi, saygılarımı ve en kalbi muhabbetlerimi, derin duygularımı gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Bu videoda konu başlığı olarak gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs hastalığına nasıl yakalandığımı anlatacağım dedim ama aslında videonun ana konusu bu değil arkadaşlar. Sadece koronavirüsle ilgili olarak geçen gün zaten bunu Instagram'da da yazmıştım arkadaşlar. Benim alanım olmadığı için bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Kaderin bizleri nereye sürükleyeceğini hep beraber göreceğiz ve hep beraber bunu yaşayarak müşahede edeceğiz arkadaşlar. Instagram hesabımı yakından takip edenler, YouTube kanalımı yakından takip edenler Ocak ayında Las Vegas'ta neredeyse Çinli tüccarların bizim sektörümüzde birçoğunun katıldığı CES, Consumer Electronic Show dediğimiz Las Vegas fuarına katıldığımı bileceklerdir. Orada uzun bir süreden sonra, bir senelik aradan sonra Çinli dostlarımla, arkadaşlarımla böyle sarmaş dolaş olmuştuk. Şu videoyu hemen şöyle yaklaştırarak ekranda göstereyim sizlere arkadaşlar. Hani böyle bunu kesip biçip YouTube videosunun arasına da koyabilirim ama bunu yapmayı tercih etmiyorum. Bu birinci videoydu. Şu görüntüyü bir de verelim. Bir de şuna bakalım. Tabii bunlar gibi daha onlarcası var arkadaşlar. İşte bir tane de burada böyle yine can ciğer olduğumuz Keyş'le birlikte videolar var. Diğerlerini de nasıl Çinlilerle sarmaş dolaş olduğumu Ocak ayında arkadaşlar merak edenler yine YouTube kanalımda bize para kazandıranlar ya da işte CES fuarını anlattığım o videolarımı hemen kanalımdan gidip bulup görüp onlara nasıl sarıldığımı değerlendirebilirler. Bir de hemen şimdi o hastalığa yakalandığımı düşündüğüm %99,9 en doğrusunu Allah bilir. Bütün semptomlarım arkadaşlar, bugün koronavirüsle ilgili söylenen tüm semptomları ben o gün orada yaşadım. İstifrasından ishaline, ateşinden yutkunma zorluğuna, nefes alıp vermekten ciddi anlamda böyle bir vücut halsizliğine kadar hepsi vardı. Ve işte o güne ait bir fotoğrafı da şöyle sizlerle paylaşmış olayım sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İşte suratım işte burada. Hatta biraz daha şöyle yaklaştırayım. Oldu mu şu anda? Bunu da görmüş oldunuz. Ve o gün Universal Film Stüdyoları'nın önüne kadar gittik hanımla birlikte. Parka girdik. Ama ikimizde de hiç enerji kalmadı. O an orada böyle off olduk. Çöktük ve parktan geri döndük arkadaşlar. Universal Film Stüdyoları'na girmedik. Dedik ki artık biz buradan basalım, gidelim otele yerleşelim, yatalım çünkü gerçekten çok kötüyüz. Sabah zaten ben otelde kalktım arkadaşlar, nefes alıp vermekte inanılmaz zorlanıyorum. Ateşim var, yanıyor vücudum, halsizlik, yataktan çıkmak istemiyorum, inanılmaz öksürüyorum, kuru bir öksürük var boğazımda böyle. Ya diyorum ne oluyor? Aynı şey ertesi gün hanımla da baş gösterdi. O da aynı şekilde istifraya başladı, yataktan kalkamıyor, ateş, bir rahatsızlık falan. Çünkü onun da Çinli arkadaşları vardı. O da onlarla birlikte oturdu, el sıkıştı, muhabbet etti. Ve hemen bir 4-5 günlük süreden sonra, yani biz Ocak ayının 5'i gibi 6'sı gibi Las Vegas'taydık. Ya 11'i gibi falan biz böyle inanılmaz derecede hasta olmuş bir şekilde yatağa düşmüştük arkadaşlar. Yemek falan yedik tabii o Çinlilerle birlikte akşam restoranlarda. Bunların bizi çok etkilediğini ve bu rahatsızlığa yakalandığımızı ve inşallah da bağışıklık sistemimizin güçlü oluşuyla, ki inşallah öyledir, atlattığımızı düşünüyoruz. Çünkü o tarihte böyle bir rahatsızlıktan bahsedilmiyordu. Aslında rahatsızlık Ocak ayının sonlarında, Şubat ayının başlarında Çin'in dünyaya Wuhan virüsünün açıklanmasıyla birlikte ortaya çıktığını tabii düşünmüyorsunuz değil mi? Yani bunun bir öncelikli dönemi var ve tespit edilme dönemi var. Yani aslında bu Aralık ayında falan böyle insanların yakalanmaya başladığı bir virüsmüş arkadaşlar. Fakat Şubat ayı başlarında bu ortaya çıktı. Bütün Çin'de olay patladı ve dünyaya yayılmaya başladı. Biz de Ocak ayında Çinlilerin Amerika'ya gelişiyle birlikte arkadaşlar bu rahatsızlığa yakalandık ve atlattığımızı düşünüyoruz inşallah. Allah hepimizi korusun diyoruz. Yani biz çok böyle çok çok ağır bir semptomla bunu atlatmadık. Zaten devletlerin sağlık bakanları ve yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda baktığınızda nüfusun %70'i enfekte olacak, %80'i enfekte olacak, %60'ı enfekte olacak diyenler var ama işte ölüm oranı şurada kalacak, şu yaş ve üzerindekiler, şu kronik rahatsızlığa sahip olanlar bu hastalıktan
nasibini alacak diyorlar zaten. Belki birçok insan dünyada şu anda bu hastalığa yakalandı, atlattı ya da yakalanıyor, atlatacak gibi bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi belki diğer insanların sağlıklarını korumak açısından falan, yani kendimize de dikkat etmek açısından biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu benim işin gözüken sağlık yönüyle ilgili söyleyeceğim şey. Bir de işin manevi tarafıyla ilgili söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ben bunların hepsinin bir imtihan olduğuna inanıyorum. Gerçekten iman edenler bunun imtihan olduğunu, Allah'tan geldiğini bilirler ve bunun sonunda da bir hayır olacağına, çünkü Allah kullarına hayırsız bir şey vermez, yapmaz, göndermez arkadaşlar. Bizim göremediğimiz, arka planda bilmediğimiz birçok hayır vardır. Ben geçen gün bunu Instagram hesabımda da yazdım. Bazen işsiz kalmak iyidir. Haksızca işlerinden atılan, ülkelerinden olan insanları anlamak, parasız kalan insanları anlamak için birçok insanın işsiz kalması ve o ruh halini yaşaması ve onları hissetmesi, onların mağdur kaldıkları, maruz kaldıkları mağduriyeti anlamaları için bu şart olabilir. Bazen parasız kalmanız şarttır, muhtaç olmanız şarttır. Veren elden ziyade alan el haline getirmek, lütfen bana para verir misin, durumum çok kötü diyebilmek gereklidir ki o mazlumları, mağdurları anlayabilelim. Ben kendi ülkem açısından bunu konuşuyorum ama bütün ülkeler bence kader planında kendi üzerlerine düşen ne derler buna, o dersi de alırlar, almalılar diye düşünüyorum. Amerikalılar da kendilerine düşen, umarım kendi kitaplarından bu dersi alacaklardır. Çinliler de bir ders alacaktır. Bizim ülkemizdekiler de bir ders alacaktır. Avrupalılar da bundan bir ders alacaktır arkadaşlar. Yani bu da işin benim gördüğüm tarafıyla ilgili olan manevi tarafı. Ben buna inanıyorum. Yani bazen itibarını kaybetmen gerekebilir. Bazen özgürlüğünü kaybedip evlere hapsolman gerekebilir ki özgürlüğünü kaybeden insanları anlayabilelim arkadaşlar diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum ve şimdi asıl videoma geçiyorum sevgili kardeşlerim. Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin mi? Yıllarca 6-7 yıl ben Çin'de kaldım, ticaret yaptım, yaşadım. Belli dönemlerde Türkiye'ye gittim geldim. Belli dönemlerde o zamanlar işte Amerika'ya gelip gidiyordum ama özellikle 2016'dan sonra 2019'a kadar kesintisiz 16, 17, 18, 19 sürecinde 19'un başına kadar tamamen Çin'deydim arkadaşlar. Ondan öncesinde de 2013 yılında Türkiye'den Çin'e gitmiştim. Yani Çin'de ticaret yapma, Çin'de yaşama, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip gitme, burada iş yapma, yaşamaya başlama ve şu anda da özellikle son işte 6 aydır buralardayım. Böyle bir kıyaslama videosu yapmak istedim. Neler görüyorum? Öncelikle ilk benim mesela anlatmak istediğim şey arkadaşlar, adalet sistemleri arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adalet sistemi var ve devletin size zulmetmeyeceğine, haksızlık etmeyeceğine, gerçekten bu ülkede yaşayıp bu ülkenin bir parçası gibi kendinizi hissetmeye başladığınızda, yani bir green card prosesine girdiğinizde, turist vizesiyle falan bunları hissetmenize imkan yok. Yani bir vatandaşlık prosesi içine gireceksiniz. Buradaki devlet daireleriyle vatandaşlık anlamında bir ilişki içine gireceksiniz. Belki bir hakim karşısına çıkacaksınız. Yargı ile bir işiniz olacak. Ve orada şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Size bu ülkede zulmedilmez. Bu ülkede size haksızlık yapılmaz. Eğer haklıysanız mutlaka bu sizi bir yerde o hak sizi buluyor arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki evet ya gerçekten burada hani hakimler satın alınamaz kardeşim. Avukatlar satın alınamaz. İşte örnek veriyorum savcılar satın alınamaz vesaire vesaire. Yani burası bu anlamda insana güven veren bir yer. Çin'e gelince Çin'deki adalet sistemiyle ilgili şimdi Uygurlar hakkında konuşacak olan, yorum yapacak olan arkadaşlar olabilir burada. Çin'in yaptığı zulümlerle ilgili konuşacak olan. Ben onları konuşmuyorum. Yani zaten ülkelerin kendi iç politikalarında, Amerika'nın da mutlaka kendi ülke sınırları içerisinde değil ama dışarıda zulmettiği ülkeler ve insanlar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Çin de yapıyor bunu. Türkiye'nin de yaptığı yok mu? Şimdi milliyetçilik yapmaya gerek yok. Bizim ülkemizde bir sürü eksiği var yönetim anlayışıyla ilgili arkadaşlar. Bir sürü yanlış var. Bir sürü zulmettiği kesim var, kitle var. O yüzden hani devletlerin bu anlamdaki dışarıdaki ve içerideki proseslerini ben baz alarak konuşmuyorum. Adalet sistemlerini konuşuyorum kendi içindeki sadece. Ben Çin'in adalet sistemiyle ilgili bir proses içine girmedim arkadaşlar. O yüzden de hani Çin'in hakimleri şöyle, Çin'in savcıları böyle diyebileceğim bir şey yaşamadım, bilmiyorum. Ülke içerisinde foreigner olarak, bir yabancı olarak bir adaletsizliğe de maruz kalmadım ama hani bu hep şöyledir. Şimdi siz iPhone kullanıyorsunuz. Yani biliyorsunuz Amerika sizin backup'larınızı tutuyor yani. Bunlar Apple'da var. Bunları belki CIA ile FBI ile paylaşıyor Amerika ama güveniyorsunuz. Tutsun Amerika diyorsunuz.
Ama Çin bunu WeChat aracılığıyla alınca Çin'e güvenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki Çin benim her şeyimi tutuyor kardeşim. Ya o da yapıyor, o da yapıyor ama işte burada marketing, entertainment kültürü, advertisement dediğimiz o reklam kültürünün yoğun olması ve kendilerini hep olumlu olarak pazarlamaları, işte dünyaya böyle bir pozitif algı vermesi Amerika'nın yaşam anlamında ve insanların hep kendilerini buraya ait hissetmeleri, buraya gelmek istemeleri falan böyle Amerika'ya karşı daha farklı bir bakış açısı ve bir güven oluşturur ama yapılan iş anlamında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'de, Çin'de, Almanya'da bütün devletler, Avrupa devletleri de bunu yapıyor arkadaşlar. O yüzden hani adalet sistemlerinde Çin'i de ben yaşayıp görmedim. Bir adaletsizliğe de bir yabancı olarak Çin'de maruz kalmadım. Kendi açımdan bunu söyleyebilirim ama ülke içindeki adaletleri değerlendirebileceğimiz bir konuşma yapacaksam eğer Amerika'da adalet sistemi içerisine girdim ve bu adalet sistemi içerisinde haksızlığa uğramadım, hakkımı aldım ve vatandaşlığa giden bir proses içine girdim. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi mesela vize iptalleri konusuyla ilgili bir not aldım arkadaşlar. Vize iptali. Şimdi Çin'de vize iptali var mı? Var. Evet, Çin sorgusuz sualsiz insanların vizesini iptal edebiliyor, ülkeden çıkartabiliyor. Peki Amerika yapmıyor mu? O da yapıyor. Bunu Amerika da yapıyor arkadaşlar. Yani kapıdan geliyorsunuz, ben bunu yaşadım. B1, B2 vizem vardı. Turist ve işte ticari fuarlara gelip gitmekle alakalı işte biliyorsunuz vize işte, business vize. Burada ofis açtım, şirket kurdum, banka hesabımda biraz transactionlar oluşmaya başladı, para gelip gitmeye başladı. En son Seattle'dan 2018 yılında buraya girerken işte bana problem olacağı ifade edildi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum bunun? Ve daha sonra bir daha o vizemi kullanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapamadım. Bana E2 vizesi almam gerektiği ifade edildi bundan sonrası için. Onun için de E2 vizesi almak için Çin'de girişimleri başlattım. Çalışmalar yaptım ama bu sefer de gidip ana ülkemden yani Türkiye'den bu vizeyi almam gerektiği söylendi. Yani birçok zorlukla baş başa kalıyorsunuz Amerika vizesi alırken de. Yani bu vize devletleri bu vize proseslerinde işte ah Amerika'nın muhteşem bir prosesi var, Çin'in böyle kötü bir prosesi var diyemiyorsunuz. Hatta Çin'in birçok noktada artısı var kalmakla alakalı. Yani siz gidip arkadaşlar bir turist vizesi alıyorsunuz işte bir yıllık bir ticari vize alıyorsunuz Çin'den 12 aylık. Çin'de yaşamak istiyorsunuz. O vizeyle Çin'de her ay 29 günde bir işte Guangzhou denen ya da Shenzhen denen o güneyde Hong Kong'a sınır şehirlerde yaşıyorsunuz mesela arkadaşlar. Ya da veya kuzeyde işte Tayvan'a sınır şehirlerde yaşıyorsunuz falan gidip gelmek anlamında. 29 günde bir girip çıkış yaptığınızda yani biz şöyle yapardık. Shenzhen'a gelirdik Hong Kong'un sınır şehrine. Hemen oradan Çin custom görevlisine, border görevlisine pasaportumuzu verir, çıkış yapar. Hemen yürüyerek 1 dakikalık yol Hong Kong'a giriş yapar. Şöyle bir dönüş yapardık oradan 3 dakikalık bir yürüyüşle. Tekrar bir daha Hong Kong'dan çıkış yapar ve Çin'e giriş yapardık. Yani bütün bu süreç şöyle bir U yapma süreci arkadaşlar toplam 10 dakika sürerdi. Ve Çin'de bir 29 gün 30 gün daha kalma hakkı kazanırdık. Bu şekilde bu turist vizesiyle bir yıl geçirdik. Hatta o vizeleri daha çok böyle uzatabiliyorsunuz falan. Böyle 14-15 aya kadar da o vizeleri kullanabiliyorsunuz. Ama son yıllarda Çin bunu biraz böyle düşürdü. Türkiye ile olan siyasi ilişkilerinden dolayı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin arkadaşlar statü olmadan kalmanız mümkün değil. Yani turist vizesiyle gelirsiniz bir 6 ay kalırsınız. İkinciye belki bir 6 ay daha kalırsınız ama üçüncü Amerika der ki hop kardeşim sen dur bakalım. Sen kimsin nesin bu vize çeşidi buraya giriyorsun. Vizeni cancel ediyorum. Sen bu vizeyi burada turist olarak kullanmıyorsun. Yaşam anlamında kullanıyorsun der. Ve sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne %100 %99 demiyorum bakın %100 almaz arkadaşlar. Bu kadar net bir proses var burada. Statü sahibi olmanız lazım. Çin'de de statü sahibi olabiliyorsunuz. Yani bir şirkette çalışan olabiliyorsunuz. İşte kendi şirketinizi kurup orada bir oturum vizesi alabiliyorsunuz. Yani Amerika ile ilgili yaptığınız ne varsa burada E2 prosesi, işte H1B prosesi, birçok vize çeşidi var. İşte öğrenci çeşit vizeleri var, çalışan vizeleri var, yatırımcı vizeleri var. L1 dediğimiz işte şirketinin Türkiye'deki şirketinin Amerika için burada bir ofisini açıyorsun, onun üzerinden vize alıyorsun, o green card'a gidiyor. İşte burada green card'a giden vize çeşitleri var, gitmeyen vize çeşitleri var. Bunların hepsi bir statü meselesi. Yani ama Amerika'da işte green card'a giden vize çeşitleri bir süre sonra sizi vatandaşlığa götürüyor ama Çin'de böyle bir durum söz konusu değil. İstediğiniz kadar kalın, yıllarca kalın, 10 yıl, 20 yıl kalın arkadaşlar. Ya bir Çinli hanımefendiyle evlenin ama yine vatandaş olamıyorsunuz. Yani öyle bir proses içine girmeniz mümkün değil. Kültürleri bir kıyaslayayım diyorum arkadaşlar. Mesela Çin'de Asya kültürü var. O bizim kültürümüze biraz yakın. Vay kardeşim benim deyip böyle işte videolarda az önce gördünüz de şöyle sarılacağınız falan canım ciğerim diyeceğiniz. Ya hadi gel bir yemek yiyelim. Ya kardeşim borcumu ödeyemiyorum bana şunu şöyle yapsan böyle yapsan diyeceğiniz bir ilişki biçimi içinde mevcut. Ama Batı kültürü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, İngiltere işte bunların kültürleri biraz böyle daha resmi, daha böyle bugünkü tabirle
social distance diyoruz ya, işte böyle sosyal mesafe. O sosyal mesafeyi onlar, Amerikalılar yani baştan koymuşlar arkadaşlar. Hatta Almanya'da bir arkadaşım, bir abim anlatmıştı. Bir Alman aileyle işte bir misafirliğe gidip gelecekler. Alman hanımefendi mail atıyor. İşte diyor, sizi çarşamba günü akşam saat 19'da 19'da 21-30 saatleri arasında, işte 2,5 saat, işte 20, tam saat hatırlayamıyorum. Bu saat arasında çaya bekliyoruz. Yani yemek de değil. Ne vereceğini yazıyor. Saat aralığını yazıyor. Sizi bekliyoruz diyor. Yani böyle komşuluk kültürleri Amerika'da belki biraz daha Avrupa'ya göre daha esnek olabilir burada, ama hani o kültürler anlamındaki yakınlık, Çin kültürü, Asya kültürü, Çin insanı bize daha yakın. Bizim ruhumuza daha yakın bir kültür arkadaşlar. Bu noktayı da size bildireyim dedim. Bu tabii ticaret yapma biçimlerini de etkiliyor arkadaşlar. Onu da birazdan değineceğim. Mesela ödeme yöntemleri. Yani işte Çin'de arkadaşlar WeChat isimli bir program var. Bu WeChat isimli programı kuruyorsunuz telefonunuza. Aynı WhatsApp gibi hem anlık mesajlaşmanıza, hem görüntülü konuşma yapmanıza, hem görüntülü konferanslar karşılıklı 4-5 kişiyle böyle yapmanızı olanak sağlayan ve arka planında da banka hesabınızla entegre edilmiş bir QR kodu var. Yani paranız o QR kodun içine tanımlı, bankadaki paranız. Herhangi bir restorana gittiniz, yemek yediniz, işte diyor ki 100 yuan, Çin parası yuan arkadaşlar, ödemeniz gerekiyor. Sadece QR kodunuzu açıyorsunuz, karşıdaki restoran dıt ediyor, bunu tarıyor arkadaşlar ve para ödemesini yapmış oluyorsunuz. Taksiye biniyorsunuz, aynı şekilde QR kodunuzu açıyorsunuz, o kendi telefonuyla sizin QR kodunuzu tarıyor, dıt parayı almış oluyor. Uçak bileti alacaksınız, aynı şekilde ödeyebiliyorsunuz. Trene bineceksiniz, aynı şekilde ödeyebiliyorsunuz. Yani hayat, ya düşünün, dilenci arkadaşlar, bir dilenci. Benim Facebook ve Instagram videolarımı takip edenler bilirler. Yani bir dilenci sizden para dileniyor, nakit yok diyorsunuz. Direkt size şöyle boynunun astığı QR kodu uzatıyor şöyle. O QR kodu görüyorsunuz, diyor ki bunu tara, öyle bana para at. Yani mobile dileniyor arkadaşlar. Mobile pay ile dileniyor. Yani Çin olayı buraya getirmiş durumda. Sadece tek bir telefon elinizde. Hiçbir şey almanıza gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Tek telefon. Dünyanın her, yani Çin'in her tarafına gidip bütün işlemlerinizi arkadaşlar WeChat Pay ile çözebiliyorsunuz. Amerika'da ise biraz böyle kredi kartı kültürü yoğun. Hatta bazen işte Costco'ya gidiyorsun, Mastercard geçmiyor. Öbürki yere gidiyorsun, orada Visa geçmiyor. Öbürki tarafa gidiyorsun, bilmem ne geçmiyor. İşte bir tarafa gidiyorsun, nakit yok, sadece kredi kartıyla ödeyebilirsin falan. Ödeme yöntemleri konusunda Çin işi bitirmiş. Yani zaten bu koronavirüs konusunda da gördünüz, yani Çin'in ne kadar hızlı hareket ettiğini, ne kadar olaya erken, hani hızlıca müdahale edip sonuca giden adımlar attığını, biraz yönetim sistemi anlamında olayların tek elden yönetilmesi, halkın tek yerden bilgiyi alıp böyle konularda hızlanıp hareket etmeleri noktasında önem arz ediyor. Onu da görmüş olduk, ama yani Çin'in tabii yönetim sisteminin savunulacak tarafı yok arkadaşlar. Diktatörlüğün neyini savunacaksınız? Şimdi az önce zaten tabii ben şunu da anlattım size arkadaşlar. Halkın kullanımı anlamında, hani dilenciler bile dedim, QR kodla dileniyor. Yani halkın hepsi, yaşlı teyzeleri görüyorsunuz. Yani bunlar işte plazalarda temizlik yapan, ellerinde o bezle birlikte, hani bizde Türkiye'de vardır ya böyle bir profil, hep böyle verilir. İşte böyle bezle birlikte bir hanımefendi gelir, işte böyle bayandır, o çayı o verir falan filan. Yani o insanların hepsinin akıllı telefon kullandıklarını, ödemelerini WeChat Pay ile yaptıklarını düşünün arkadaşlar. Çin tamamen bu durumda. Yani seyyar satıcısı da bu durumda, elma armut satıcısı da bu durumda. Ne istiyorsanız hepsi Çin'de bu durumda arkadaşlar. Şimdi bir ticaret arasındaki farkı mesela bir diğer madde olarak anlatayım. Şimdi ben yıllarca Çin'deydim. Herkes bize geliyordu arkadaşlar. Yani ürün almak isteyen insanlar dünyanın her tarafından, bizim sektörümüzle ilgili, bizim alanımızla ilgili. Zaten dünyanın birçok sektörü ve alanı orada. Neredeyse hepsi. Yüksek teknoloji de zaten şu anda orada, bildiğiniz gibi hani en top olan noktada. Biz de biliyorsunuz teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tüketici elektroniği dediğimiz, mobile elektroniğinde aksesuar kısmında değil, biraz daha high end dediğimiz, alım fiyatları yüksek ürünlerde, yani powerbanklar, wireless charger'lar, tablet bilgisayarlar, akıllı saatler, bluetooth speaker'lar, işte bunların da arkadaşlar harca alemleri değil, biraz daha böyle premium sınıftaki ürünlerinle biz çalışıyoruz. Yani kendi işimizi de burada bir kere daha anlatmış oldum. Bütün dünya oraya akıyor. Bütün dünya oraya aktığı için arkadaşlar para kazanmanız bir nebze, buraya göre bir nebze değil, 10 nebze daha kolay. Çünkü hani siz orada iyi bir fabrikayla iletişim kuruyorsunuz, iyi fiyatlar alıyorsunuz ve hani Türkiye'den ya da dünyanın farklı yerinden oraya 3 günlüğüne, 5 günlüğüne gelen insanların
o fiyatları alabilmeleri mümkün değil. Çünkü siz orada yiyorsunuz, orada içiyorsunuz, onlarla kalıyorsunuz. Hani biri 7 alıyorsa örnek veriyorum fiyat olarak arkadaşlar. Siz orada 5 alabiliyorsunuz. O aradaki 2 de sizin karınız olmuş oluyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu iş biraz böyle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu yapmak durumundasınız. Hani getirdiğiniz ürünü satabileceğiniz operasyonları oluşturmak durumundasınız. Yani bunun için hani markalaşmak zorundasınız. İşte bunun arka planında yatan bütün dijital platformlarda var olmak zorundasınız. Sosyal medyanızın güçlü olması lazım. Web sayfanızın çok iyi görsellerle donatılmış olması lazım. Dediğim gibi yani bir markalaşmaya yatırım yapmanız gerekiyor. Ve bu topraklarda, bu coğrafyada var olup para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında böyle para kazanmak, hani para kazanmak, evet 5000 dolar para kazanmak mıdır? Allah bereket versin, para kazanmaktır. 10.000 dolar para kazanmaktır. Ama benim bahsettiğim para daha farklı bir para. Yani böyle işte aylık 100.000, 200.000 dolarlardan bahsediyorum. Yani bu rakamlara çıkabilmek için yapmanız gereken birçok doğru var. Onları böyle bir arada yapmanız lazım. Yani size ait bir şirket karakteri, size ait bir şirket rengi, size ait bir şirket ruhu, size ait bir marka, her şeyin size ait olduğu dijital platformlar, web sayfaları, kataloglar, iletişim biçimleri, network ağlarının oluşturulması, eventlere katılmak, iş adamları derneklerine üyelikler yapmak. Yani bir business proses oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar işte. Bu Çin'de bunu yapsanız artı, yapmasanız da çok önemli değil. Zaten az önce yukarıda bahsettiğim, yani yukarıda olmadı, birkaç cümle önce bahsettiğim hani 50 bin dolarları, 100 bin dolarları falan kazanabilecek proses Çin'de Amerika'ya göre daha rahat arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olayım. Tüccarlar arasında bir fark var. Çok önemli. Yani şimdi Çinli tüccarlar biraz daha hani kültür bize yakın ya. O kültür bize yakın olduğu için onlarla daha iyi anlaşıyorsun. İşte dagı diye bir kelime var. Ben onu hani böyle çok böyle mahalle dili olarak kullanırım. Hani abi demek, büyük abi demek. Ya şunu şu fiyata veriver. Ya beni fazla uğraştırma lütfen. Şu fiyat yap işte, bak ben satacağım ya lütfen. Gözünün yağını yiyeyim hadi ya, bitir şu işi. 5.000 yapacağım, 10.000 yapacağım, 20.000 adet yapacağım, 30.000 adet yapacağım. Şimdi 5.000 veriyorum, önümüzdeki ay 10.000 daha vereceğim. İşte bak şimdi şuna 5 veriyorsun, şunu 3.5'a düşür. Sen de ekmek ye, ben de ekmek yiyeyim. Hani bu bizim esnaf dili. Anlatabiliyor muyum? Ama bu dil Çin'de işliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu iş biraz daha bir sistematik içerisinde ilerliyor arkadaşlar. Yani bir mail kültürü burada çok yaygın. Telefon kültürü, yani telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz hep reklamlar falan. Yani artık insanlar normal telefonları Amerika'da açmıyorlar. O yüzden onların hani böyle SMS kültürü ve mail kültürü çok yaygın burada. Hep bir kurumsal yazışma, kurumsal bir dil. Yani işte burada o rakamları kazanabilmek için buna da hakim olmanız gerekiyor. İşte merhaba Mr. Richard yazabilmeniz gerekiyor en başta. Umarım iyisinizdir. Şirketimizi introduce eden, yani şirketimizi tanıtan bir mail yazacaksınız. Altına onunla o şirketle nasıl bir kurumsal birliktelik hedeflediğinizi, bir ideali, çünkü Amerikalılar bir hikayeyi satın alıyor arkadaşlar. Size ait bir hikaye olması lazım, bir geçmiş olması lazım. Buna çok kıymet veriyorlar burada. İşte o hikayenizi bir anlatacaksınız, kim olduğunuzu ve sonra da işte fiyatlarınızla, iş yapma biçimlerinizdeki kaliteyle kendi farkınızı ortaya koyacaksınız. Yani biraz daha burada ter akıtmanız, hani işin marketinge bakan, pazarlamaya bakan yönünü çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Amerika'da para kazanabilmek için. Online dediğimiz mesele var. İşte burada Etsy'ci dediğimiz, yani Etsy'den mal satan, customize edilmiş ürünler satan, Amazon'dan ürün satan insanların muadilleri. Çin'de de işte Taobao'dan satan, farklı platformlardan satan arkadaşlar var. Ama hani oralarda şu az önce bahsettiğim ayda 70.000, 80.000, 100.000, 200.000 dolar paraları B2B business yapmadan kazanmanız çok mümkün değil arkadaşlar. Yani B2C dediğimiz business, bir şirketten son kullanıcıya, customer'a giden süreçte hem buranın, yani son kullanıcıya satış yaptığınızda Ali'ye, Veli'ye, Mehmet'e, buranın hem prosesi çok uzun, hem onun sorunuyla boğuşmak çok fazla bir süreç alıyor. Hem de oradan kazanacağınız para çok sınırlı. Ama B2B yaptığınızda, yani ticareti bilen iki şirket bir araya girip ticaret yaptığında faturayı kestiniz, gönderdiniz. 100 bin dolarlık, 50 bin dolarlık, 200 bin dolarlık, o da sizden alım yaptı arkadaşlar. Yani bunun prosesi belli. Çünkü sizin yapmanız gereken iş belli, onun yapması gereken iş belli. Çünkü orada bir seviye var ve o seviyede herkes nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor arkadaşlar. Yani son kullanıcının, hani o tırnak içinde söylüyorum, hepimiz belki bir anlamda son kullanıcıyız ama hani saçmalıklarıyla çok fazla orada karşılaşmıyorsunuz arkadaşlar. Siz işinizi tam yaptığınızda karşı taraf üçünüze, beşinize bazen çok bakmayabiliyor. Çünkü o da başka tarafa 3-5 yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani business'ın tatlılığı burada. Bunun için de kurumsallaşmanız, şirket olmanız lazım. Amerika bu anlamda da
Bunun önünün çok açık olduğu bir alan, bir ülke. Çin'le farkı bu. Sevgili kardeşlerim, ulaşım konusuyla ilgili mesela burada Amerika'da her yer araç. Kendi aracınız olmadan böyle yani Amerika'nın %90'ında böyle bir yere gitmeniz çok mümkün değil. Mutlaka kendinizin, eşinizin, hatta çocuğunuzun bile bir arabası olması gerekiyor. Bir eve bir araba yetmiyor. İki araba, üç araba gerekiyor. Büyük şehirlerde, metropollerde işte New York'ta falan bilenler bilir işte Chicago'da işte oralarda metrolar var. Ama bu Amerika'nın yani yüzde kaçı? Burada işte o yüzden her şey bireysel. Kendi araçlarınıza gidip geldiniz. Yani biz mesela şuradan çıkıyoruz. Costco'ya alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. 5 mil. Yaklaşık işte 8-9 kilometre. Walmart'a gidiyorsunuz. 3 mil. Bu da eşittir işte 5 kilometreye falan denk geliyor arkadaşlar. Ama Çin'de ise evden çıkardım. Evimiz böyle 22. kattaydı. Oradan asansörle hemen Tianhe bölgesindeydi. Aşağı inerdim. Evin hemen karşısında bir Starbucks'ımız vardı. Hanım evde bir sütlaç yapardı mesela. Ben karşıdan Starbucks'tan kafe latteleri alır gelirdim. Evde yerdik. Ya da Starbucks'a gidip orada hem kahveler alırdık hem sütlaçlarımızı götürür yerdik. Evden çıkardık. 5 metre sonra hemen karşımızda işte alışveriş yaptığımız marketler falan vardı. Her şey ayağımızın altındaydı arkadaşlar. Metro var. Yani evden çıkardık. 50 metre yürürdük. Guangzhou'da şehrin her tarafına yayılmış böyle mahallelerin en ücra noktalarına kadar gitmiş bir metro hattı var böyle. Örümcek ağı gibi her tarafı sarmış bir metro hattı. Ya bu Shenzhen'da da aynı, bu Şangay'da da aynı, bu Pekin'de de aynı. Yani Hong Kong'da zaten tap ve metrolar çok yeni. Yani mesela New York metrosu çok 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 uzun yıllar önce yapıldığı için bugün her tarafında işte pis kokular falan filan biliyorsunuz. Yani bilenler biliyor New York metrosunu arkadaşlar. Guangzhou'da bunlar çok mümkün değil. Çok temiz, çok böyle yeni. Orada da yine aynı şekilde metroya binerken telefon üzerinde alıyorsunuz. QR kodunuza dıt okutup arkadaşlar basıp geçip metronuza binebiliyorsunuz. Yani toplu taşıma biraz çok yaygın Çin'de. Burada ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysellik biraz daha yaygın arkadaşlar. Benzin fiyatları arasında çok ciddi farklılıklar var. Mesela şu anda koronavirüs dolayısıyla burada Costco'da 1.50-1.60'lara falan 4 litresi yani 1 galon 3.6 litre falan ediyor. 3.6 mı 3.8 mi o civarda bir litre ediyor. 4 diyelim biz buna arkadaşlar. Yani 1 galonu 4 litresi 1,5 dolar. Yani birim olarak aldığımızda 4 litresi 1,5 lira arkadaşlar. Bu da eşittir. Ne kadara geliyor arkadaşlar işte 50 sente bile gelmiyor işte 40 sente falan geliyor arkadaşlar. 38 sente 38 kuruşa falan denk geliyor birim maliyeti olarak baktığımızda. Benzinin litresi burada 38 Amerikan kuruşu. Çin'de ise 1 litre benzin şu anda yaklaşık 7-8 yuan bandında bildiğim kadarıyla. Bu da eşittir arkadaşlar. Litresi 1,5 dolar denk geliyor. Yani burada baktığınızda 38 centlik bir fiyat var. Çin'de ise 1,5 dolarlık bir fiyat var arkadaşlar. 5 kat benzin fiyat farkı var. Amerika 5 kat daha ucuz benzin fiyatları anlamında. Gıda kaliteleri anlamında konuşabilirim. Gıda kalitesinde çok ciddi farklılıklar var. Burada Amerika'da her şeyi organik olarak yiyorsunuz. Yani gerçekten gıda kalitesi burada çok yüksek. Yani organik olmayanlar da var ama organik çok ucuz fiyata alabildiğiniz için Amerika'da herkes organik yemeği tercih ediyor arkadaşlar. Ama Çin'de böyle gıda konusunda birçok hile hurda meselesi var. O yüzden hani Çin bu anlamda gıda konusunda nereden alacağınızı bilmeniz lazım. Amerika'da ise hani bu biraz daha böyle artık her yerde bulabileceğiniz kalitedeki ürünleri hemen hemen her yerde bulabiliyorsunuz. Şimdi lüks alışkanlıkları mesela ya Çinliler lüksüne çok düşkün. Yani adam Audi A6 alıyor, arabasının o altının sonuna bir de böyle L yazıyor arkadaşlar. A6 long. O araba böyle 10 santim, 20 santim uzun olacak. O küçücük adam güney Çin'de o kocaman arabalara binecek. Ama mesela koltuklar böyle onların şöyle tabii benim şu koltuğumdan çok daha geniş böyle deri koltukları var arkadaşlar. Böyle küçücük bir adam onu böyle oturacak, patronluk yapacak falan. Lüks lüks evlerde oturacak, para kazandığını gösterecek, belirleyecek. Amerika'da ise bütün statünüz aslında sizin biraz da kredi skorunuz. Başka bir şeye çok fazla gerek yok. Amerika işi çok simple'laştırmış. Sizin ne olduğunuzu, kim olduğunuzu ödeme geçmişinizden çok iyi anlayabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden hani lüks alışkanlığı burada var mı? Evet, lüks yaşayan çok fazla insan var ama ülkenin genel kültürü anlamında lüks böyle insanların hani ben şöyle çok luxury yaşayacağım diye bir gündemleri yok. Zaten bizim bir kere Türkiye'de lüks olarak gördüğümüz, Çin'de insanların lüks olarak gördüğü her şey burada standart arkadaşlar. İşte bir Mercedes'e, bir son model Porsche'ye burada çok uygun fiyatlara maaşınızın üçte birini aylık ödeyerek binebiliyorsunuz yani. Ya da evleri o şekilde alabiliyorsunuz 5 artı 6 artı 1 evleri. Çin'de bunlar çok mümkün değil arkadaşlar. Restoran farklarını anlatabilirim.
Türk restoranları anlamında bir örnek vereceğim. Mesela Türk restorancılığı Çin'de çok 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 tepede. Yani gerçekten orada mesela isimlerini vereyim. Şimdi Bosporus restoran vardı, işte Sultan Mes restoran vardı, İstanbul restoran vardı. İşte bir Dors var mesela Steakhouse'da. Bunlar gerçekten restorancılığı çok iyi yapan, lezzetleri, kalitesi, tadı, porsiyonları, temizliği çok üst düzeyde olan yerlerdi. Çin'e gidenler bunu çok iyi bilirler. Ama ben Amerika'da bunu göremedim. Şu ana kadar bir 18 eyalet gezdim arkadaşlar. Gezdiğim en iyi restoran Nusret'ti açıkçası. Onun dışında bir de hani tat anlamında Los Angeles'ta Mr. Kebab isimli bir küçük bir esnaf lokantası türünde bir yerdi. Ama gerçekten tatları çok hoşuma gitti. Zaten kişinin yaklaşımı da çok hoşuma gitti Hakan Bey'in. Bizimle orada muhabbet etmesi falan da çok güzeldi. Yani biliyordu esnafçılığı. Bir de burada Houston'da İstanbul Grill isimli mesela bir restorana gittim. Restoranın kalitesi anlamında böyle çok 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 yukarıda diyemem. Ortalama ama sahibi Mesut Bey'in esnaflık yaklaşımı çok hoşuma gitti. Bana Çin'deki işte Halil Bey'i, oradaki Mustafa Bey'i falan hatırlattı Çin'deki. Onlar Kemal Bey'i hatırlattı Dors'taki. Yani bu esnaflık yaklaşımları noktasında. Ama hani tat, kalite, servis, sunum, masalar, sandalyeler böyle... Hani bizim o dikkat ettiğimiz bazı şeyler Çin'de çok çok daha yukarıda. Burada ise biraz daha onları aşağıda görüyorum sevgili kardeşlerim. Road trip yaptık mesela. Ben işte birkaç gün önce Florida'ya gittik birkaç günlüğüne. Orada 2 gün kaldık. Geri geldik. Hanımla birlikte bir 20 saatlik yolculuk yaptık. Yolda 2 gün otelde kaldık. Döndük. Bir 20 saatlik daha yolculuk yaptık. İşte Florida'da kaldık. Miami'de. Yani giderken doğayı görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz, gökyüzünün rengini. Instagram hesabımı takip edenler @sarperusa, benim Instagram hesabım, ilk kez dinleyenler için söylüyorum arkadaşlar. Adım ve sonuna USA'yı eklersiniz. Instagram'dan Sarper Erkılınç olarak arattığınızda zaten karşınıza çıkacağım. Orada videolar yayınladım. Hani o dünyanın renklerini görüyorsunuz o road triplerde. Bir de çok güzel bir sistem var. Yani exitler var. Her exitten çıktığınızda ya bir otel var, ya bir Starbucks var, ya bir McDonald's, ya bir Burger King, ya yemek yiyeceğiniz bir yer böyle. Hep o sistem kurulmuş benzin alacağınız yerler falan. Çin'de ise arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Bir coğrafyayı geziyorsunuz ama coğrafya baştan sona taş, toprak, dağ taş yani. Böyle bir şey göremiyorsunuz, güzellik göremiyorsunuz gezerken içinizin açılacağı. O yüzden hani Amerikan coğrafyası çok geniş, Çin coğrafyası da çok geniş ama doğa güzellikleri anlamında Amerika bambaşka bir yer arkadaşlar. Evet, şimdi diyeceksiniz ki yani bunu sen kim için anlattın? Şimdi arkadaşlar yani ben tüccar bir insanım, bir iş adamıyım. Kendi gördüğüm perspektiften ve ticaret yapan insanlar açısından konuşuyorum. Hani şu olabilir, insanlar şunu diyebilir. Ya abi benim amacım Amerika'ya gidip insan gibi yaşamak. İşte 5.000 dolar verip kazanıp Uber yapmak, DoorDash yapmak, şu yapmak, bu yapmak. Yani Çin'e de gidip, Çin sizi tüccar yapıyor. Bakın bunu unutmayın. Yani Amerika sizi kolay kolay tüccar yapmaz, iş adamı yapmaz. Kendi işinizin sahibi patron yapmaz kolay kolay Amerika. Yani o prosese gelene kadar yapmanız gereken çok şey var. Ama Çin insanları iş adamı yapıyor, tüccar yapıyor. Kendi ticaretini yapan insan haline getiriyor. Böyle bir artısı var. Yani parayı daha hızlı kazanabiliyorsunuz Çin'de arkadaşlar. Ben burada Çin'in bir cazibesi var. Yani hani buna Stockholm sendromu mu dersiniz, celladına aşık olmak mı dersiniz, yani işte hava kirliliği yüzünden falan filan. Ama o Çin'in bir cazibesi var. Yani o cazibe sizi kendine çekiyor. Geçenlerde bir arkadaşla konuşuyorum. Azerbaycanlı bir arkadaşım. Tuğrul Bey. Ona da buradan sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum canım kardeşime. Beni anlayacaksın diyor. Çin'de yaşanır diyor. Şimdi çocuklar orada onun tabii çok iyi Çince öğrendiler. İngilizce öğreniyorlar falan. Orada iyi para kazanıyor, ticaret yapıyor falan. Neden diyorum. Bunların hepsini sayıyor. Bir de insan ilişkileri ve yaşamın rahatlığı anlamında bir şeyler anlatıyor. Asya kültürünü anlatıyor. Biraz önce size anlattığım şeyleri ve diyor ki bize uygun olan yer Çin diyor. Ya yoksa diyor benim işte daha rahat yaşayayım, daha iyi yaşayayım gibi bir amacım yok. Ben zaten burada rahat yaşıyorum diyor. Para kazanıyorum. Parayı kazandığın her yerde rahat ve kaliteli yaşıyorsundur diyor. Yani evet Çin biraz daha parayı size hızlı kazandırıyor arkadaşlar. Bu yüzden de bir cazibesi var yani Çin'in. Bana soracak olursanız işte Sarper Bey sen ya da Sarper abi Sarper sen nerede yaşarsın? O bana göre değişiyor. Ben diyorum ki arkadaşlar ben 6 ay Çin'de yaşarım, 6 ay Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarım ama onu da aylarını böyle segmentasyona ayırmış durumdayım. Yani diyorum ki ben Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu 6 ay Çin'de yaşarım. Ekim, Kasım, Aralık
Ocak, Şubat'ta da ve Mart'ta da arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarım. Neden mi? Nisan'dan Eylül'e kadar olan dönem bizim özellikle sektörümüzle ilgili siparişleme, üretim, satış ve para kazanma dönemi. Ekim'den başlayıp Mart'a kadar burada devam eden süreçte özellikle Amerika'da bizim sektörümüzün satış ve para kazandığımız dönem arkadaşlar. Yani hem Çin'den üretim yaparak para kazanmayı hem de Amerika'da satarak para kazanmayı hedeflediğim için arkadaşlar iki para kazanma modeliyle 6 ay birinde yaşamak beni inanılmaz derecede mutlu ve mesut eder. İnşallah zaten bu green card prosesimizin de bitmesiyle hedeflediğim, amaçladığım, hayalimdeki şey de o özgürlüğe bir an önce kavuşabilmek. Yani hem Amerika'da bir legal statüde bir oturumum olması, hem Çin'de de aynı şekilde gidip oturumumu tekrar elde etmem bana bu imkanı sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Yani Amerika ve Çin hakkında yaptığım değerlendirmeler şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Güzel bir video olduğunu ümit ediyorum. Elimden geldiğince bildiklerimi, gördüklerimi de paylaşmaya sizlerle gayret ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ama unutmayın arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı ve kanalımı da çevrenizdeki arkadaşlarınıza önererek onların da faydalanmasını sağlamayı unutmayın. Allah'a ısmarladık sevgili kardeşlerim.